Yanımızda güreş ağamız İdris Caymaz var. Sayın İdris Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? Teşekkürler, sağ olun. Sizler nasılsınız? Teşekkür ederiz. Hemen duygu düşüncelerinizi alalım. Uzun bir aradan sonra tekrar güreşlerimiz, turnuvamız başladı. Siz de bu turnuvanın ağasısınız. İnşallah 2015'in de ağasıyım. Allah nasip ederse önce Akyazı Belediye Başkanımıza çok teşekkür ederiz. Çünkü efsane geri döndü. Böyle bir güzel duyguyu bize Akyazı halkına yaşattığı için ona minnettarız. Biliyorsunuz önceden Kırkpınar'ın mini Kırkpınar derlerdi akbalık güreşlerini, aşıcık güreşlerini, tarihi aşıcık güreşleri. Çok uzun bir aradan sonra katılım, sporcu katılımı, seyirci katılımı gayet güzel düzeyde gibi gözüküyor. Çok güzel düzeyde. 300'e yakın sporcu katıldı. Yani eski günler efsane geri dönüyor yani. Seneye inşallah 2005'te daha da güzel olacağına başkanımızın sözü var. Cuma, cumartesi, pazar diye söz verdi. Eski efsane güreşlerini inşallah Akbalık Er Meydanı'nda yaptıracağız. Peki güreş ağalığı izleyenler, bilmeyenler için anlatalım. Nasıl olur? Nedir özellikleri? Güreş ağalığı ben de acemiyim aslında ama bildiklerimiz kadarıyla yani eski atalarımızın gelen diğer yerlerde yapılan güreşlerin ağalarını ağırlamak, abilik yapmak, güreşçilere sahip çıkmak bence. Yani onları daha iyi yerlere götürebilmek, onlarla beraber olmak. Budur güreş ağası. Peki sene 2015'te de Akbalık'ın ağasıyım dediniz. İnşallah daha donanımlı, daha güzel bir şekilde organizasyon da daha güzel olacak. Güreşçilerimiz de bu acele oldu. Ama buna rağmen katılım inşallah seneye, yani ben 86 yılında da bu sahalarda güreştim. Seneye şimdiki 300'se seneye 600 sporcu beklenir inşallah. Yani bu katılımdanın daha katkıları yaparak 600 güreşçi bu yer meydanına bekliyoruz inşallah. Siz, ben de güreşim dediniz. Siz de büyük boyda, baş altında başta güreştiniz mi? Yok, küçük boylarda güreştim ama 7 yıl. Esas bir Türkiye şampiyonalıklarım da oldu ama minder güreşi, ama yağlı güreşte Kırkpınar'da burada güreş yaptım. Spor yapan zaten bu spordan kopma şansı yok yani. Yani buraya çeken de sporculuk, yani ağalık bahane ama buraya da çeken sporculuk hayatımın olduğu için yani güreş ağalığını kabul ettik. Peki gelen sporcularımızın tepkileri nasıl? Nasıl bulmuş aktarmalarımızı? Mutlaka misafirperverlik olarak karşıladınız onları. Onlara da kulak misafiri oldum. Hiç beklemedikleri bir güzellikten karşılaştıklarını dile getirdiler. Mesela Balıkesir grubuyla konuştuğumda, sporcularımızla, pelivanlarımızla konuştuğumuzda bize sağ olsunlar çok güzel ağırladılar. Sularımızı bile ücretsiz verdiler gibi güzel olumlu tepkiler verdiler. Yani yatacaklarından yiyeceklerine kadar, yani tam hazırlıklı olmamasına rağmen çok memnunlar. Her şey %99 şu bugünkü için yapıldı diye biliyorum yani. Mutlaka eksiklerimiz olacaktır. Uzun bir aradan sonra tecrübesiz bir turnuva oldu mutlaka. Eksiklerimiz vardır turnuvada. Var mıydı? Var. Yani eksiklerimiz yani var derken tabii ki gözden görülür yok ama inşallah bunlar seneye hepsi not alındı, hepsi giderilecek. Peki ağa olarak sorsam herhalde kimse yanlış anlamaz. Var mı böyle bir favorimiz güreşlerde? Ben Şaban Yılmaz diye yani onu da eskiden tanıyorum. Tabii ki muhakkak diğerlerin de ama seyrettiğim kadarıyla Şaban Yılmaz baş pehlivan olur diye tahmin ediyorum. Peki son bir soru daha sorayım. Eski günlerimizi, Akbalık güreşlerinin tarihi günlerine döndürecek miyiz turnuvamızı? Ben de onun için varım. Şu anda da heyecanlıyım aslında. Daha da güzel günleri bizi ile 2015'te bu tamamen %100 daha güzel olacağına emin olabilirsiniz. Peki size çok teşekkür ediyoruz. Ben de size çok teşekkür ederim. Kolay gelsin diyoruz. Sağ olun. İyi yayınlar. Sağ olun.